Aziz dostlar, merhaba. Eser okuma derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda da hem ayet hem de şiir, söz bunları okuyacağız. Bu ilk gördüğümüz bir şiir, yani iki satırlık bir beyit. Şöyle okuyalım. Hem okudum hemi yazdım. Yani şu kısım hem okudum böyle hemi yazdım. Yalan dünya şöyle senden bezdim. Bu şekilde bir şiir. Hattat Davut Bektaş'ın kaleminden çıkmış güzel bir yazı. İmzası burada, hicri tarihi de burada var. Şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Bu da bir ayet-i kerime Hattat Fehmi tarafından yazılmış. Burada Ketebehü Fehmi yazıyor. Burada genel olarak dikkat edilmesi gereken güzel bir durum da var. Mesela F harfi Allah lafzıyla bu şekilde birleştirilmiş. Felillahi Allah içindir. Ne el-izzetu şurası el böyle ayın harfi. Z harfi burada, T harfi de burada. El-İzzetü cemi'an. Burası yani izzetin tamamı Allah içindir. Tabii ki burada genel olarak düşünecek olursak estetik anlamda mesela ayın harfinin böyle çanaklı olması, cim harfinin böyle çanaklı olması, yine diğer ayın harfinin böyle çanaklı olması bu hat sanatındaki estetik kaideleriyle ilgili bir durumdur. Ve eserde bir bütünlük sağlamıştır. Tabii ki bu yorum biraz daha hat sanatının sanat kısmıyla alakalı bir yorum. Dolayısıyla Hattat Fehmi Efendi'nin de çok muhteşem bir kalemi vardır. Yani çalışmaları, eserleri çok güzeldir. Son Osmanlı hattatlarından biridir. Burada mesela cemiyan tenvini bu şekilde koymuş. Yani bu şekilde de oluyor. Şimdi böyle olunca kelimeyi toparlamak ya da okuyabilmek çok zor olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım yani. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Evet, şimdi burada böyle genel olarak baktığımızda yine az önce bahsettiğim hat sanatıyla alakalı kısımlar yani ayın harfi 4 tane var burada ve 4'ü de çanaklı olarak yazılmış. Dediğimiz gibi hat sanatında estetik anlamda eserin bir bütünlük sağlaması için bu tarz durumlar olabilir. Yani hem kompozisyon olarak güzel olması hem de görsel olarak da güzel görünmesi için bu tarz kaideler uyulur, yapılır. Ama tabii ki bu tarz durumlar okumakta biraz güçlük çıkarabilir. Tabii ki kaideye uygun olarak bu şekilde tasarlanmıştır. Şimdi kaydı uygun olmayan kısım şu olurdu. Eğer mesela burada olacak harfi ileriye almış olsaydı o zaman sıkıntıydı yani. Bunu şöyle okuyabiliriz. İnne şu kısım. İnne meal böyle meal usri şöyle geliyor. Yusran. İnne muhakkak ki meal usri zorlukla beraber yusran kolaylık vardır. Burada tekrar fe inne şöyle fe harfi yine nun harfi fe inne derken zaten şu hemzeyi okuyoruz. Fe inne meal usri yusran. Yine bu kısımda aynı. Yusran buradaki son iki tane elif de yusran. Sonunda yazılan elifler. Burada da zaten elif lam takısı olan elifler var. Bu şekilde muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine bu ayetin tekrarında yine muhakkak ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani o zorluğun içinde kolaylık gizli. Öyle tabii ki bu ayetin ve bu surenin tefsirini, yorumlarını dikkatli bir şekilde okuyup araştırmak daha iyi olacaktır. Yani bizim için bir teselli gibi bir durumdur böyle ayetler. Mesela malumunuz 2020 yılı biraz hem
deprem felaketleri hem salgın hastalıklar, yani bir nevi imtihan edildik. Rabbim sağ salim güzel zamanlar geçirmeyi, inşallah bu musibetlerden de bir an önce bizi kurtarsın. Şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Evet, bu tarz çalışmalar tekke yazıları dediğimiz yazı türlerindendir. Dolayısıyla bu alt kısımda her zaman Ya Hazreti Şeyh diye başlar ve o şekilde yukarı doğru gider. Bu tekke yazıları tarikatlardan tarikatlara değişir. Yani genelde burayı o tarikatın sikkesine göre de tasarlayabilirler. Böyle durumlar da olur. Ama burada genel olarak böyle biraz yuvarlak dairevi bir tasarım var. Şimdi bu yazıyı okumaya çalışalım. Şu şekilde Ya Hazreti Şeyh Ekber, şurası Ekber kısmı şuradan Hemze Ekber, Muhyiddin, şöyle Muhyiddin Arabi. Şöyle biraz getireyim, Arabi kısmı da bu şekilde. Yani tekrar okuyayım. Ya Hazreti Şeyhi Ekber Muhyiddin Arabi. Kuddisesi Ruhul Ali, yani Allah onun yüce sırrını pak etsin anlamında Allah dostları anıldığı zaman böyle söylemek edeptendir. Burada zaten belirleyici işaretleri de görebiliyoruz. Mesela H harfi burada Hazreti. Hazreti zaten Dat harfiyle yazılır. Yani bazen Zat diye de okunur. Bu şekilde ya Hazreti, Hazret kelimesi böyle yazılır. Şimdi buradaki imzaya bakıyoruz. O kadar karizmatik ve güzel bir şekilde atmış ki bu imza Hattat Şefik Efendi'ye ait Osmanlı son dönem hattatlarından diyebiliriz. Yani son dönem tam olmasa da sonlara doğru olan meşhur hattatlardan biridir. Burada Nakalehu el-Müznibu Hakipaki Evliyai Hüseyin el-Konevi Fırhata, yani burada Hüseyin Öksüz Hattat Mehmet Şefik Efendi'den naklen bu çalışmayı yaptığını yazmış. Burada eserin normal yazıldığı tarih 1292, bu Hicri tarih zaten. Burada normalde bu eserin yazıldığı tarih ise 1400 21 gibi seçiyoruz. Belki 21'dir büyük ihtimal. Net olmadığı için rakam öyle görüyoruz. Ve burada çalışma bu şekilde. Bunları bazen okumakta çok zorluk yaşayabiliriz. Dediğimiz gibi aşina olmamız çok önemli. Zaten bu video serisini düzenli olarak takip ederseniz zamanla bu aşinalık da yerleşecektir. Şimdi bir sıradaki çalışmaya geçiyoruz. Bu da yine bir ayet-i kerime. Burada eleyse, e derken elif harfi bu şekilde bağlanmış. Eleyse, eleyse Allahu Teala değil midir? Bir kafin yeterli abdühü kuluna. Allah kuluna yeterli değil midir? Anlamında bir ayet-i kerime. Burada da böyle bir tasarım var. Bir kafin derken bu şekilde Allah lafzını böyle yukarıda abdühü kısmı da bu şekilde. Burada Müsenna diye bir Arap hattatın eseri Hicri tarih 1430 tarihinde yazılmış bir çalışma. Şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Bu bir ayet-i kerime. Kul de ki ya be'u biküm, size neden değer versin Rabbim levla olmasaydı duaüküm, duanız olmasaydı Allah size neden değer versin anlamında bir ayet-i kerime. Yakınlaştırdığımızda Ketebehu Ferhat min Tilmizi Hasan Çelebi. Burada Hasan Çelebi'nin öğrencisi Ferhat yazdığı anlamındadır. Yani Ferhat Kurlu hocamızın kaleminden çıkmış güzel bir eser. Şimdi burada biraz kaideleri de baktığımızda kul bu şekilde, kulun noktaları burada. Kul de ki ya beu, ya beu, yani değer versin biküm size.
harfinin üst kısmı yok. Şu kısmı böyle. Rabbik kısmı böyle. Levla derken burası. Şimdi burada lam elif ile kef harfin bu kısmı birleştirilmiş. Burada da Rabbinin b'si ile kef birleştirilmiş. Bunlar hem hat sanatı, kompozisyon kurallarıyla alakalı durumlar hem de bu şekilde de yazılır. Mesela burada kefin üstü ve şu kısımlar yani bu birleştirmeler hiçbir şekilde zarar vermemiştir kompozisyona. Adeta bir güzellik katmıştır. Ama tabii ki okurken bu konularda güçlük çekebiliriz. Dediğimiz gibi yine aşinalıkla alakalı durumlardır. Şimdi bir başka çalışmaya geçelim. Yine bir ayet-i kerime ve Mustafa Halimi Özyazı'nın muhteşem eserlerinden bir tanesi. Bu eseri çok zaman görebiliriz. Yani çoğu zaman internet ortamında görebiliriz. O kadar güzel yazılmıştır ki yani baktıkça bakasınız gelir yani. Şimdi bunu okumaya çalışalım. Ve innallâhe muhakkak ki Allah kad ahata kuşatmıştır. Bikülli şeyin her şeyi ilmen ilmi olarak yani Allah-u Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bu da bir ayet-i bu şekilde Allah lafzı yukarıda ve sıralamaya göre gitmiş. Yani ve innallâhe kad ahata bikülli şeyin ilmen. Bu şekilde yazılmış bir çalışma. Şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Bu çalışma da yani belki görmüşsünüzdür daha önce. Güzel bir tasarım. Bunun çok farklı tasarımları da vardır. Hattatlar tarafından çokça yazılmış bir metindir. Yani farklı kompozisyonlarda. Mustafa Halim Özyazı'nın böyle bir tasarımı. Burada men her kim ki sabera sabrederse zafere erer. Yani sabreden zafere erer anlamında. İmzada Halim yazıyor. Tarih ise 349 olarak yani 1349 Hicri tarih olarak. Burada belirleyici mim işareti var. Bu şekilde yapılmış güzel bir eser. Yani ra'lar bu şekilde oluyor. Nun harfi böyle de oluyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. İşte bu yüzden aşinalık önemlidir. Yani dersleri düzenli takip ederseniz o zaman bunları her zaman öğreneceksiniz, göreceksiniz ve aşina olacaksınız. Şimdi bir başka ayete geçiyoruz. Az önceki bir söz veya hadis olarak da geçiyor. Burada yine Hattat Fehmi Efendi'nin muhteşem bir eseri, yine Bakara suresinden bir ayet. Ve asa ve umulur ki entekrahu kerih gördüğünüz şeyen yani bir şeyi kerih gördüyseniz ve o hayrun şöyle hayrun hayırlıdır leküm sizin için. Yani tekrar okuyalım. Ve asa en tekrahu şeyen ve hayrun leküm. Bu şekilde yazılmıştır. Burada Fehmi imzası var. Bu şekilde bir çalışma. Burada yine gördüğümüz gibi ayn harfi çanaklı olarak tercih edilmiş yazılmış. Yine burada ha harfi de çanaklı olarak yazılmış. Buradaki hu'lar da bu şekilde sıralanmış. Yani zaten esere baktığımız zaman harf anatomisi, kompozisyon kaideleri olarak muhteşem bir eser. Mesela burada keflerin aynı olması bunlar biraz da hat sanatındaki kompozisyon kurallarıyla alakalıdır. Bunu da böyle okuduktan sonra son çalışmaya geçiyoruz. Evet, bu da bir şiir yani bir söz. Burada iki satırlık bir söz. Şöyle aşk imiş her ne var alemde yani alemde her, ne varsa her şey aşk iledir. İlim bir kıl ve kal imiş ancak yani ilim bir söylenti. Yani kil ve kal bir deyimdir. Yani kilu kal söyledi, söylendi falan. Bu şekilde bir deyim. Yani her şeyin temelinde aşk vardır ki Allah-u Teala yani önce aşkı sonra peygamberimizi yani peygamberimizden
Aşkı her şeyi yarattığı için aşk bizim için yani hem tasavvufta hem genel olarak çok önemli bir yer tutar. Bu çalışmayla beraber yine güzel bir seri olduğunu düşünüyorum bu videonun da. Yani böyle güzel eserleri sizlerle mütalaa ettik, okuduk. Yine video ile ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, burada yazılanlarla ilgili fikirlerinizi siz de yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ayrıca bu dersleri faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için eğer abone değilseniz kanala abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.